Güvenebilir miyim size? Kimseye güvenmeyin derim. WhatsApp hakikaten haddini aştı. WhatsApp'ın ben geri adım atacağını zannetmiyorum. Bugün konuştuğumuz şey aslında güvenlik değil, gizlilik ve herkes bundan dolayı isyanlarda. WhatsApp ücretsiz. Gelirlerini nereden kazanıyor? Tabii ki topladığı datadan kazanıyor. Facebook yine aynı şekilde ücretsiz gelirlerini nereden kazanıyor? Topladığı datayı satıyor, önünüze reklam düşüyor. İçtiğimiz sudan tutun da giydiğimiz kıyafete kadar her şeyi tahmin edebiliyorlar. Yani ben sevgilimin çıplak fotoğrafını görecek miyim başka bir yerde bir gün? Açık açık gelip artık izin istemeleri. Düne kadar açık açık gelip izin istemiyordu. Birbirimiz aramızda kaldı falan diye devam ediyorduk konuya. Bu aslında Telegram'ın bir problemi değil. Bu tamamen bizim bilinçsiz tüketimimiz. Başka bir şey değil, öyle söyleyeyim. Signal dediğimiz uygulama biraz daha güvenlik konusunda üst düzey. FBI Signal'den veri alması gerekiyordur. Oturur kafalarını kırar, bir arka kapı yerleştirir. Yani tepki konusunda haklıyız ne kadar bilinçsiz bir tepki versek de. Mesele kullanan, hani kullanan bunu pazarlama için kullanıyorsa sıkıntı yok. Satış için kullanıyorsa sıkıntı yok da başka şeyler için kullanmaya başladıkları andan itibaren kıyamet kopacaktır. Tabii. Hanımınızın fotoğrafını veya sevgilinizin fotoğrafını, özellikle böyle özel fotoğrafını şöyle 2 metre, 3 metrelik bir kartonun üzerine basıp sokakta yürür müsün? Paylaştığım her şey benim sokakta çıkıp bağıra bağıra söyleyebileceğim şeyler. WikiLeaks belgelerinde gördük. Amerikalılar artık adam yazılımı da geçti. Donanımın içerisine dinleme cihazı yerleştiriyor. İşte. Bazı bilgisayar üreticilerini zorlamış. Donanım içerisine dinleme cihazı yerleştirmiş. Bu gibi örnekleri zaten görüyoruz ve bunlar anlık yapılıyor. %100 güvenlik diye bir şey yok. Zaten birileri gelip size bu uygulama %100 güvenlidir diyorsa kaçın.